Herkese merhabalar. 5 Şubat 2024 tarihindeyiz. Haftanın açılışını yaptık. Borsa İstanbul'da yine hareketli bir hafta sonundan sonra güzel bir açılış oldu. Borsa İstanbul Endeksi yeni zirveler yaparak devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bu seviyede baktığımız zaman bir hala düşerse alırım, daha da düşecekmiş. Düşünce aşağıdan maliyetlenirim diyenler var. Hala bekliyorlar. Borsa İstanbul %20-30 artık yavaş yavaş yukarılara doğru ulaşmaya başladı. Bazı hisselerde kârlar %30'un üzerine çıktı. Hala bekleyenler var arkadaşlar. Düşerse alırımcılar var. Bir taraftan da aşağıdan işte cesaret edip herkesin korktuğu zaman alım yapan kişiler var. Bunlar da son yaptıkları alımlardan itibaren ciddi kazançlar sağladılar. Eskiden beri uzun süredir taşıyanlar varsa zaten muhtemelen düzenli alımları yaptılarsa karları iyidir. Son zamanlarda katılanların bile yani Borsa İstanbul 8000-8500 arasında son rallide katılanlar bile yavaş yavaş artık maliyetlerini birçok hissede çıkarmaya başladılar. Tabii ki her zaman söylediğim gibi. Biz burada endeksi analiz ediyoruz. Endekse bakıyoruz. Ucuzluk, pahalılık değerlendirmesini genel anlamda değerlendiriyoruz. Dolara göre konumuna bakıyoruz. Teknik analizine bakıyoruz. Şimdi birazdan size endeks analizini de yapacağım. Bugün endekse çok önemli bir teknik seviyedeyiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Endekste eğer ki bu teknik seviye üzerinde kapattık gibi görünüyor, altına inmez ve buradan birazcık daha yükseliş hareketimiz devam edecek olursa esas yükseliş dalgası yeni başlıyor olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok önemli bir seviye bugün itibariyle geçildi gibi duruyor. Tabii ki buranın üzerinde kalıcı olmamız lazım. Bu haftanın 4 günü bence çok çok önemli olacak. Nerede kalmıştık dersek işte diyorum ya endekse bakıyoruz. Kritik teknik seviyeler veriyoruz. Rally devam edebilir diyoruz ama yine sizin getirinizi belirleyen en önemli şey arkadaş sizin şirketinizin faaliyetleri. Sizin öncelikle doğru şirkette olmanız lazım Borsa İstanbul'da. Yani diyoruz ya endeks enflasyona paralel getiri yapıyor. Bazen altında kalıyor, bazen üstünde kalıyor. Uzun vadede enflasyonu yeniyor gibi görünüyor bize. Ama sizin işte hisseniz enflasyon altında büyüyen bir şirketse, ciddi yatırımlar yapmıyorsa, karını büyütmüyorsa, iyi yönetilmiyorsa, onun işte öz sermaye büyümesi enflasyon altında kalıyorsa, dönemsel olarak kalabilir ama genel manadan bahsediyorum. Enflasyona karşı size beklemek burada kaybettirecektir. Ama öyle hisseler var ki hala yatırımlarına devam ediyorlar. Kârları büyüyerek geliyor. Bundan sonra da büyüyerek gelecek. Döngüsel durumlar olabiliyor bazı dönemler. 1 yıl, 2 yıl belki enflasyonun altında kalabilir ama şirket doğru yönetiliyorsa enflasyondan da avantajlı çıkmayı başarırsa siz her türlü uzun vadede kazanacaksınız. Dolayısıyla çok fazla korku pompalayanlara vesaire bakmayın. Özellikle ciddi manada borsada hisseler ucuzken, borsa %30-40 düşmüşken daha da düşecek, daha da düşecek. Aman mala girmeyin, battık, bittik, öldük, ülke şöyle, ülke böyle diyenler varsa arkadaşlar bunları izlediğiniz zaman zaten yatırım yapmanız çok muhtemel değil. Her zaman bardağın dolu tarafını görün ki öncelikle bir yatırımcı olma psikolojiniz gelişsin. Ondan sonra doğru hisseyi seçme, ondan sonra yatırımlarınızı büyütme, ondan sonra trade etme vesaire vesaire bu alanlarda kendinizi geliştirin. Öncelikle başarmamız gereken şey arkadaşlar yatırımcı olmak. Böylece günün anlam ve önemini ben anlatmasam da zaten bugünkü hareketten görmüş olmanız lazım. Hafta sonu herkes yattı kalktı Merkez Bankası, yattı kalktı Merkez Bankası. Borsa İstanbul'a baktığımızda yeni bir zirve geldi. Şöyle kendimi küçültüyorum. Burada al sat tavsiyesi vermeyeceğiz. Yatırım danışmanlığı kapsamında bir video yapmıyoruz arkadaşlar. Burada temel analiz, teknik analiz kapsamında hisse değerlendirirsek bunlar sadece eğitim kapsamındadır. Hisse önerisi değildir. Şöyle hızlıca istiyorsanız Borsa İstanbul'a gidelim. BIST 100 8776. BIST 30 %1,14 yukarıda. BIST %1,28 yukarıda arkadaşlar. Şöyle hisselere özellikle BIST 100'dekilere baktığım zaman genel bir yükselişin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Ne dedik? Borsa İstanbul Endeksi kritik seviyeleri geçtikten sonra yukarı doğru atılım yaptığı sürece genel yükseliş hareketi hisselere yaygın şekilde devam edebilir. Tabii ki burada mutlaka ve mutlaka ayrışan hisseler olacaktır. Bunların ayrışmasının sebebi son dönemlerde yaptığı sert hareketlerden olabilir. Onun dışında işte mesela burada var. Vestel çok sert hareketler yaptı. Teknosa çok sert hareketler yaptı. Enkay sert hareketler yaptı son zamanlarda. Buralarda düzeltme vesaire olabiliyor. Bir de zaten bilançosu kötü gelecek. Beklentisi az. Yakın zamanda ciddi yükselmiş hisseler oluyor. Bunlara negatif konumlanabilir. Ama şöyle bir genel baktığımızda en azından portföyünüzün %75'ini size kazandırmış olması lazım. Benim portföyüme baktığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ise yatay. Kalan hepsi yatay veya pozitif getiri üretmiş. Ciddi getiriler bugün de görünüyor arkadaşlar. Tabii ki doğru yerlerden almanın rahatlığını şu an için biz sürüyoruz. Gelelim biz önemli size göstereceğim teknik seviyeye. Bu teknik seviye arkadaşlar TL bazlı değil. Şimdi TL bazlı da baktığımız zaman ne dedik? Teknik analiz haber akışında endeksin yönünde, hisselerin yönünde her şeyi gösterir. Burada eski zirve seviyemiz var. 8562 seviyesiydi. Buranın altına geçilmediği sürece biz endekste pozitif olmaya devam ederiz ve bu rally'nin tadını çıkarırız demiştik. Hala da öyle yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi
Cuma günü kapanışının en yüksek değeri, yani gördüğü en yüksek değeri 8763'tü. Bugünkü en yüksek değere baktığımızda 8784 olduğunu görebiliyoruz. Gayet güzel bir kapanıştan kapanışa baktığınızda bile %1'lik bir yükselme daha var. Şimdi bakın, bu kadar kısa süre geçti. Yani dile kolay diyoruz ya, bir rally hareketi başlamamış bile olabilir henüz. Ama buradaki yükselişe biz baktığımız zaman ne görüyorsunuz siz? %21'lik endeks bazında yükselme. İşte korkmayıp cesaretli olmanın, herkes korktuğu zaman hisse almanın faydasını siz burada göreceksiniz. Ama şu seviyede eminim hala şunu bekleyenler var. Borsa İstanbul düşsün alayım, düşsün alayım. Düşecekmiş, düşerse ben maliyetleneceğim. Abi düşükken siz alsaydınız burada, niye hala milleti düşerse alın, düşerse alına yönlendiriyorsunuz? Daha düşebilire yönlendiriyorsunuz. Endeks koptu gitti zaten. Bakın burada bir alım bölgesi buradaydı. Yeşil boyamışız. İkinci alım bölgesi altın oranı geçtikten sonra yine mal aldırmadılar millete. Üçüncü alım bölgesi eski zirveyi geçti. Eski zirvenin üzerine gitti. Yine mal aldırmadılar. Sonuçta negatif olan kişi her zaman negatif arkadaşlar. Ne zaman pozitif olurlar? İşte endeks buradaki gibi zirve seviyelere geldiği zaman insanlar hisse almaya başlar. Ondan sonra çat diye %40 yapıştırırlar. Ondan sonra borsa kötü, borsa şey. İşte o yüzden diyorum, birazcık genel anlamda en azından bilmeniz lazım. Yani şimdi şuradaki düşüşü siz ne olarak değerlendiriyorsunuz? Gelin buna bakalım. Bakın genel yatırım perspektifine girdik yine. Şimdi diyorsunuz ki burada Borsa İstanbul endeksi ne kadar düşmüş? Eski zirvesini gördü, aşağı doğru geldi. %15'lik bir düşüş. Sizce buradaki nokta, bakın %15'lik düşüş müdür? İşte bu %15'lik düşüş değil aslında arkadaşlar. Biz enflasyonist bir ülkede yaşıyoruz. Hani o yüzden hala düşüş bekleyenler, tamam düşüş olabilir, %3 olabilir, 5 olabilir, 10 olabilir ama 7200'e tekrardan bu endeksin gelmesi aşırı derecede imkansız. Neden? Burada 4 aylık bir süre geçti. Şu yükseliş dalgasında içine aldığınızda ne kadarlık süre geçti arkadaşlar? 5 ay. Türkiye'nin 5 aylık enflasyonu nedir sorusunu size sorduğum zaman. Yaklaşık olarak ölçülen var, hissedilen var vesaire vesaire. Ama yaklaşık olarak siz bunun 5 ayda %30-40 enflasyon darbesi yediğimizi biliyoruz. Şimdi Borsa İstanbul aradan 5 ay geçiyor, aynı seviyede. Endeks burada aynı seviyede mi demek lazım? Hayır, aynı seviyede değil. 5 ayda siz %30 enflasyon yediniz. Aynı seviyede olsa bile hisseleriniz artık %30 daha ucuz demek. Niye? Çünkü TL bazlı olarak bu hisseler hali hazırda zaten ciddi manada TL'nin değer kaybetmesinden dolayı değer kaybediyor. Dolayısıyla gelin şu 7200 seviyesi bir analiz edelim burada. Hani o zaman ucuz 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 diye bağırıyorduk ya burada. Herkesin ağlayıp kaçtığı dönemde. 7200 seviyesi. Bakın burada endeksimiz mesela 8500 puan diyelim. En zirve seviye 8500 puandaydı. Düzeltmeye başladık. 7200'e düştük. Ama 7200'e düşmeden önce şu oldu arkadaşlar. Bakın bir tarafa 8500 aldım, bir tarafa da 7200 aldım. 7200'den sizin enflasyon farkını da çıkarmanız lazım. 4 aylık süreçte biz yaklaşık olarak %25-30 enflasyonu yemişizdir. Dolayısıyla sizin bunu 0,75 ile çarpmanız lazım. Aslında şöyle yapacağız. 7200 çarpı 0,75 diyorum. Bakın 5400 endeks demek aslında burası. 7200 endeks değil. 5400 endeks. Ve sen %30 enflasyon yiyorsunuz ve hisselerin fiyatları yukarı gideceğine aşağı geliyor. Şurası arkadaşlar 5400 endeks demek. O zaman siz 8500'den 5400'e düzelttiğinde ne kadar düzeltmiş oluyorsunuz? Gelin bunu da hesaplayalım. 8500 bölü 5400 dedim. Yani burada yaklaşık %60'lık bir düzeltme dalgası oluşuyor. Siz burayı %15 gibi düşünüyorsunuz. Ama aslında burası arkadaşlar neredeyse %50-60 bir düzeltmeye işaret ediyor. Şimdi Borsa İstanbul tekrardan eski zirveye geldi. Şöyle baktığımızda 5 aya artık süreç uzadı. Yüzde yine 30-40 bir enflasyon yemiş bulunduk bu süreç boyunca. Özellikle burada Ocak-Şubat ayları da dahil olacak artık ki Ocak-Şubat bu ay 6.7 geldi. Enaga göre %10'un üzerinde, yine gelecek ayda muhtemelen yüksek olacak. Siz belki burada %50'den fazla enflasyon darbesi yediniz. Aynı seviyede gibi düşünüyorsunuz ama zaten şu seviyede arkadaşlar sizin hisseleriniz hali hazırda %50 sadece enflasyona göre daha ucuz olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla buradan aşırı bir düşüş bekleyip tekrardan 7200'e gelsin de ben alayım demek arkadaşlar. Bu anca çok aşırı anormal bir durum olması lazım ki gerçekleşsin. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da hala ve hala ciddi manada düşüş bekleyenler varsa arkadaşlar bence bir tekrardan yatırım bilgilerini düzeltsinler diye ben söylemek isterim. Buradan düşüş olacaksa eski zirveyi yoklar, yukarı doğru tekrardan gidebilir. Eski zirvenin altına gelirse zaten söyledim. Kısa ve orta vadede belli reaksiyonlar alması lazım. Burada stop seviyeleri 8400, 8200, 8000 siz kendi riskinize göre belirleyeceksiniz. Ama şu an hala ve hala endeksin benim ucuz olduğunu düşünmemin sebebi bu. Enflasyona rağmen neredeyse aynı seviyedeyiz ve aradan 5 ay geçti arkadaşlar.
Dolayısıyla bu enflasyon farkını bize endeks daha yeni yeni verecek. Yani biz buradan 9000 liraya gittiğimiz zaman 2-3 ay içerisinde zaten enflasyona göre başa baş bir hal almış olacağız. 9000'den 12000 liraya gittiğimiz zaman belki orada işte bir para kazanma ihtimalimiz var. Gelelim şu endeksteki teknik olarak arkadaşlar önemli seviyeye. Şimdi USD bazlıya ben geçiyorum hemen. USD bazlıyı açtım. Biz ne demiştik? Bakın buraya bir artı işareti koymuştuk. Kocaman bir artı işareti. İşte bu artı bölgesine doğru yavaş yavaş Borsa İstanbul evrilmeye mi başlıyor acaba diye düşünmeye başlıyorum. Burası nedir arkadaşlar? Düşüş dalgamızın altın oranı. Yani 283 dolar olarak belirlemiştik biz burayı. Hatta 283,99 dolar. Şu an endeksin kapanış yaptığı bölge arkadaşlar 284,19 dolar. Şöyle çok yakın perspektife gittiğiniz zaman bura neredeyse geçilmiş gibi duruyor. Tabii ki buraya daha önce de bir fitil yapma hareketimiz olmuştu. Dolayısıyla burada hareketi yakından izlememiz lazım bizim 2-3 gün içerisinde. Dolar bazlı özellikle buradan yukarı doğru gidecek olursa arkadaşlar endeks eski zirveye doğru kopabilir. Aynısını TL grafikte de biz zaten gördük. Özellikle burada önemli olan seviyeler 295 ve eski zirve seviyemiz olan 310 dolar seviyeleri olacak. Altın oranları her zaman önemsememiz lazım arkadaşlar. Bakın önceki endeks düzeltmesine de istiyorsanız bir bakalım. Bakın düzeltme oluyor buradan yukarı doğru kopuyor. Bakalım burada altın oran seviyesi neredeymiş diye bir analiz edelim. Bakın burada da arkadaşlar altın oran seviyesi. Şimdi şurayı siliyorum. Eski düzeltmenin ben altın oranına bakacağım. Böyle koydum. Bakın burada da altın oran seviyesi arkadaşlar 278 dolarmış. Endeks nereden kopuyor? Bakın gördüğünüz gibi şu bölgeden sonra birazcık burada sıkıştıktan sonra yukarı doğru patlatıyor. Nereye kadar? 310 dolara kadar. Şimdi yeni düzeltme dalgasında da işte aynen böyle patlayacağı bir seviyedeyiz. Tek önemli olan buranın ciddi bir direnç seviyesi olduğunu bilmeniz. Altın oran seviyeleri ciddi direnç bölgelerinde. Burada bizi oyalayabilirler. Belki aşağısına tuzaklayacak bir şeyler olacak vesaire ama buranın üzerine doğru bir rally başlatacak olursa dolar bazlı rallide yaşama ihtimalimiz var. Bu tabii ki mini bir rally olacak. Özellikle 295 ve 310 dolara kadar burada güzel getiriler. Yine de ben olabileceğini düşünüyorum. Kısa vadede endekste işler bu şekilde giderse %10'luk bir dolar bazlı getiri demektir. Şimdi tekrardan ben TL bazlı tarafa geçeyim arkadaşlar. Burada da altın oranı daha önce dinlemeyenler varsa önemini anlatayım. Bakın buradaki altın oran seviyesi arkadaşlar şuradaki yeşil bölgeydi. Biz rally'yi ne zaman başlattık? İşte buradaki altın oran seviyesi geçildikten sonra başlattık. Altın oran seviyesi 8050 idi. Bakın 8050 oyalanıyor, oyalanıyor, oyalanıyor. Düşecek mi, kalkacak mı vesaire derken buradan bir koptuğu zaman hop 1-2 hafta içerisinde endeks eski zirvesinin üzerine gidiyor. Dolar bazda da böyle bir durum olabilir. Buradaki diğer bir avantaj arkadaşlar dolar da sürekli yükseliyor. Doların yükselmesi bizim için hiçbir zaman avantajlı değil. Ama olması gereken seviyelerde de olsun. Yani dolar zorlamasınlar, bıraksınlar bence artık kaça gidiyorsa gitsin. Burada baskılamanın mesajı bize ekstra bir kârı yok. Yani başımıza ne gelecekse ben açıkçası yaşayalım istiyorum. Ama dolardaki hareketlere baktığınız zaman bakın hızlandı. Dolardaki hareketin hızlanması ne demek arkadaşlar? Dolardaki hareket hızlanacaksa dolar bazlı BIST 100 grafiği baskılı olur. Ama dolardaki harekete rağmen dolar bazlı da biz yükselişi yapıp alt oranı kırarsak bakın iki taraflı kazanç olacak burada. TL bazlı da çok ciddi bir rally görme ihtimalimiz var. Hani bu 9200'ler vesaire şu bu diyoruz ya bir anda gelebiliriz buralara. Zaten bir şey kalmadı. Şurada 8700 oldu. %10'luk bir yükseliş daha 9200. Yıl sonu hedefi 11.000'di. Biz daha ikinci aydan 9200 seviyesine gelmiş bulunacağız. Dolayısıyla yıl sonu hedefleri belki güncellenecek. Yani 15 bin, 16 bin, 20 binler bence hala hayal değil. Aracı kurum beklentilerine baktık geçenlerde. Yani hisselerde ütopik beklentileri var ama bilançolara baktığınız zaman bankalar onların beklentilerinden daha iyi getiriler üretti. Bakacağız şimdi otomotiv sektörüne Ocak ayı beklentileri gayet ve gayet iyi geldi. Şimdi bazı kötü beklenen sektörler de burada iyi gelecek olursa. Endekste neden bir güncelleme olmasın? Neden bir 15 bin, 16 binleri biz yıl sonunda konuşmayalım? Dolayısıyla buralar korkak olmanın yerleri değil arkadaşlar. Çünkü altımızda stop olabileceğimiz güvence noktalarımız var. Çok mu korkuyorsunuz? Yani buradan işte alan birisi çok mu korkuyor? 8500'de ya düşerse 8500'ün altına stoplarsınız gider. Tüm korkularınızla arınırsınız. Gidersiniz rahat rahat gece uykunuzu uyursunuz. Ama işte hala 7200'e düşecek hayali kuruyorsanız bakın tekrardan söylüyorum. Ford'u size 350-400 liraya vermeleri lazım ki siz Borsa İstanbul Endeksini artık 7200'lerde görün. Tekrardan bakıyoruz. Biz bu hisselerin çoğunu değerlendirdik. Türk Hava Yolları'nı size 290'dan değil de 220 liradan vermeleri lazım ki siz endeksi 7200'den görün. Dolayısıyla bu hisselerin hepsi zirvesinin üzerinde bakın ne kadar pozitif. Türk Hava Yolları uçuruyor yani hani uçuşa geçmiş artık. Froto'ya bakıyorsunuz hani zayıftı, şöyleydi, böyleydi dedikleri Froto
eski zirveye doğru yol alıyor. Bugün bir Fibonacci seviyesini daha geçmiş bulunuyor. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde zirveye gider. Endekste taşıyacak hisselerden bir tanesi. Tüpraş'a bakıyoruz. Tüpraş bakın düşen trendini yeni kırdı. Bismillah diyoruz. Altın oranı yeni geçti. Eski zirveye doğru gidebilir ki o da Tüpraş'ta marjlar düşüyor vesaire işte geçen yılın karını geçemeyebilir vesaire dedikleri bir hisse. Bu hisse bile bu kadar pozitif. Diğer hisseleri söylemem. Sasa zaten dedik diplerde öldü bakın kırmızı bölgeye daha yeni çıkıyor. Kırmızı bölgeye giderse burası toplama bölgesidir. Yukarı doğru en azından 48 liralara doğru hareketler atılımlar yapabilir kısa vadede. Holdinglerimize bakıyoruz. Koç Holding bakın 190 lira hedef burada görünüyor. Zaten gelmiş 150 liralara. Sabancı Holding bakıyoruz eski zirvesinin üzerinde. Yani hisseler bu durumdayken endeksin 7200'e hala ve hala düşmesini bekleyenler varsa büyük hayal dünyasında yaşıyorlar arkadaşlar. Yatırım bilgilerini tekrardan güncellesinler. Enflasyon mevzusunu kesinlikle unutmayın. Biz 5 aydır %50'ye yakın enflasyon darbesi yedik. Bunu zaten markete gittiğimiz zaman, petrole gittiğimiz zaman, dışarıya çıktığımız zaman, faturalarımızdan vesaire her şeyden görebiliyoruz. İşte telefon, internet faturası yani 180 lira da 350 lira veriyorum bu yıl. Güncellendi. %100 enflasyon bu tarafta. Benzine gidiyoruz, mazot alıyoruz, benzin alıyoruz aynı. Gıdaya gidiyoruz. Sadece bu ayda gıdada %15 enflasyon olmuş. Yani bunları göz önünde bulundurduk. Dolayısıyla hayal dünyasında yaşamaya gerek yok arkadaşlar. Uygun yerden maliyet alanlara helal olsun diyelim. Çok iyi işler yaptılar. Bundan sonra da başarılarınızın devamını diliyorum. Hayal dünyasında yaşamayın arkadaşlar. Borsa İstanbul 7000'lere vesaire. Bundan sonra düşmesi için yani savaş olması lazım Allah korusun veya normal durumlar olması lazım. Çünkü 7200'e düşmesi demek siz burada %15-20 düşüş gibi göreceksiniz ekranda. Ama enflasyon da işin içine vurduğunuzda buradaki gerçek düşüş arkadaşlar %70'e yakın bir düşüş oluyor 5 ay içerisinde. Dolayısıyla hiçbir hisse senedi %70 düşecek kadar şu an pahalı durumda değil. Yani çok pahalı olan hisseleri söylemiyorum. İşte az önce gösterdim BIST 100 endeksinde ağırlığı olan hisselerden bahsediyorum. Kimse Türk Hava Yolları'nı size bu saatten sonra 200 liralardan vermez. Pandemi mandemi olması lazım ki öyle bir şey olsun. Kimse Frotto'yu size 500 liradan artık vermez. 800-900 liraya gitti. O iş geçti artık. 650-700 liradan siz alımınızı yapacaksınız. İşte Türk Traktör vesaire var. 650 liralara kadar düştü. Artık kimse tekrardan Türk Traktörü size 550 liralara vesaire indirmez. Anormal durumlar lazım. Traktörü piyasadan silecek. Ekstra bir işte uçan tarla sürme aleti vesaire çıkması lazım ki siz traktörü 500 liralardan alın. Holdingler deseniz zaten öyle. Hepsi zirvenin üzerine kırmış gidiyor. Artık en fazla geleceği yerler o zirvelerin biraz altlarıdır vesaire. Tekrardan o en dip seviyelere dönme ihtimali yok arkadaşlar. Hayatın gerçekleri vardır. Yani siz peyniri mesela 150 liraya alıyorsunuz diyelim. Aradan 6 ay geçti. Peyniri alıyorsunuz işte 250 liraya artık. Enflasyon var 250 liraya markete gittiğinizde. Bu peynirin artık 120 liraya düşmesini bekleyemezsiniz arkadaşlar. Enflasyon düşse bile enflasyon olmaya devam ediyor. Yani %60'dan %30'a düşürüldü. Enflasyon dediğiniz zaman sizin alacağınız hisselerin de, malların da, malzemelerin de, gıdanın da, petrolün de fiyatı aşağı gelmeyecek. Sadece bir sonraki artış %30 yükselerek olacak. Artık %60 yükselmeyecek, %30 yükselecek. Dolayısıyla siz bir şeyi işte 6 ay önceki seviyesinin daha da altından almak istiyorsanız gerçekten hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Bundan bir istisna söyleyeyim. Yanlış anlamı olmasın. Borsayı belki çok bilmeyen arkadaşlar vardır. Bu arkadaşlar normal endekse dahil bizim hisse anlamında ucuz veya normal olarak fiyatlandı dediğimiz hisselerde geçerli oluyor. Yani siz piyasa değeri, defter değeri 500'de fiyatlanan işte bazı hisseler var. Spekülatif vesaire hisseler. Uçurulmuş hisseler yani. Fiyatı 3 liradan 500 liraya gitmiş mesela. Burada bu hesaplamayı yaparsanız sizi yamulturlar arkadaşlar. Ona da dikkat edin. Biz burada endeks bazlı bizim majör hisselerimiz. Yani yabancıların odaklandığı birçok kişinin fiyatını, değerlemesini vesaire bildiği ana hisselerden ben bahsediyorum. Hani gidip en kenarda köşede kalan bir hisseyi sonra alıp da hani düşmezdi vesaire diye saçma sapan yorumlar yapmayın arkadaşlar. Burada ben beni düzenli takip eden artık belli bir bilgi seviyesine ulaşmış yatırımcılara şey yapıyorum. Bunları söylüyorum. Zaten onlar ne demek istediğimi aslında anlıyorlar. Yani burada gidip işte X, Y, Z hisseden bahsetmediğimi zaten biliyorlardır diye düşünüyorum. Eğer ki siz de beni ilk kez dinliyorsanız tam olarak ne demek istediğimi anlamadıysanız eski videoları gözden geçirebilirsiniz. Bilanço analiz videoları, hisse değerleme videoları, hisse incelemesi yaptığımız diğer videoları izlerseniz siz de belli bir birikim seviyesine ulaşacaksınız. Ondan sonra belki anlamadıysanız demek istediklerimi daha iyi anlayacaksınız diye düşünüyorum.
Bugünlük böyle bitirelim arkadaşlar. Böylelikle birazcık hem moral motivasyon olsun. Yarın düşer mi? Düşerse de korkmayın arkadaşlar. Bizim teknikte stop seviyemiz belli. Kısa ve orta vadeciler için, risk alamayacaklar için. Eski zirvenin altında kalırsa oyunda olmayabilirsiniz. Ben oyunda olmayı tercih edeceğim. Çünkü zaten enflasyon dalgasını yemişiz. Düzenli alımlarla devam ediyoruz. Ben şirketlerimin enflasyonu geçeceğini düşünüyorum. Zaten son yaptığımız alımlarda endeks %15 giderken bizim birçok hissemiz %20-30 arasında gitti. Demek ki doğru hisselerden ben aldığımızı düşünüyorum. Siz de doğru hisseleri alıyorsanız hiç korkmanıza gerek yok. Sadece bilançoları bir görelim. Kutumuza gidelim. Kutumuzu açalım. Bilançomuzdan bir de güzel böyle net karlar vesaire çıkarsa, güzel öz sermaye büyümeleri çıkarsa, şirketlerimizin çarpanları daha geri gelirse esas parayı biz o zaman kazanacağız. Yani şu an yaptığımız aslında çok minik bir yükseliş hareketi diye düşünüyorum. Dolar bazlı grafikte de işaret ettiğim seviyeye çok çok dikkat edin. Oranın üzerinde kapanış yaparsa hızlıca bir rally gidebilir. Dolar da yukarı atılım yapacak olursa TL bazda biz çok hızlı bir şekilde 9200'leri görebiliriz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum. İyi bir hafta olması dileklerimle. Yarından inşallah burada olmak istiyorum.